Bu arabanın üstüne bir kayıt yok. Ne demek o? Şu demek, bir şirketin üzerine kayıtlı demek. Hangi şirket? Alize Global Holding. Haklıymışsın sevgilim. Hesap yaşıyor. Adı da Alkara. Global Holding Şirketler Grubu. Alo, merhaba. Alp Karahan'la görüşmek istiyorum. Bir saniye, sekreterine bağlı. Merhaba. Alp Bey'le görüşebilir miyim? Kim arıyor? Ben arkadaşıyım, Elif. Vapurdaki kız derseniz hatırlayacaktır. Bir saniye efendim, bağlıyorum. Konuşmam lazım. Ablam ölmedi. Çocuklar da ölmedi. Herkes yaşıyor. Duyuyor musun beni? Alo. Kimse ölmedi. Sarp. Kimse ölmedi. Çok yakında biri ölecek. Birader, rahatını bozmak istemem ama çekilsen iyi olur. Ne
Birader! Para almayacağım diyorum. Ceyda ölümü öp vereceğim diyor. Doğru diyor Enver abi. Ne yapacaksın para almayıp? Yani tamam Ceyda gerçekten evleniyor olsa seve seve hediye et gelinliğini. Ama şimdi böyle bir durumda kime hediye edeceksin? Hikmet'e mi Seyfullah'a mı? Sen de al diyorsun yani. E tabii öyle diyorum yani. Yazık sana da. O kadar emek veriyorsun. Hem sen almasan gidip başkasına diktirecek. O alacak parayı. Ne fark eder? Doğru diyorsun onda tabii. Ay ben çamaşırları suya basacaktım ya. Unuttum. Yani bu çamaşır makinesi de tam bozulacak zamanı buldu. Ya bu nasıl bir eziyettir böyle bilmiyorum yani. Yani resmen termos fon bitti, bu başladı. Acaba bu makineler aralarında konuşuyorlar mı böyle? Önce sen bozul, sonra ben bozulurum diye. Yok vallahi yaptıramam. Elimde yakarım daha iyi ya. O söyledikleri tamir parası o. Olur mu canım öyle şey? Can mı dayanırmış ona? Olmaz. Enver abi o kadar parayı nasıl vereceğiz ya? Gider yeni makine alırız daha iyi yani. Cık. Hallederim ben. Bak ben buraya işaret attım. Tamam, tamam onu halledeceğiz biz tamam mı? Bir hal çaresi bulacağız. Sen git işini bitir, ben hallederim bunları. Şöyle koyayım. Ay. Çamaşırları bu akşam sabunun suya basacağım. Sonra yarın sabah bunlar temizlenmiş olacaklar. Ondan sonra ben de bunları bir güzel durulayacağım. Asacağım. Her şey bitmiş olacak. Ben de sana yardım etmek istiyorum. Ben de. Olur yardım edin tabii. Ne kadar şanslı bir anneyim ben ya. Hı? Gelin bakalım o zaman önce çoraplardan başlayalım. Ne dersiniz? Abi bak gerçekten benim kötü bir niyetim yoktu. Bırak gideyim. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Hem yetişmem gereken bir yer var. Sakin ol. Şurada 5 dakika oturup konuşacağız. Otur. Şimdi anlat bakalım. Bu fotoğrafı şirkete getirmek için neden o kadar zahmete girdin? Hı? Bence benim sorularıma güzel güzel cevap vermen senin için çok daha iyi olur. Yoksa
soruları benim kadar kibar olmayan arkadaşlar sorabilir. Ve onlar, nasıl söylesem? Onlar cevap alana kadar sorarlar. Abi bak, kusura bakma. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ya bir arkadaşım istedi, yaptım, o kadar. Kimmiş o arkadaş? Arkadaş dediğim aslında benim kız arkadaşım. Adı Şirin. Şirin Sarıkadı. Tabii Şirin. Başka kim olabilirdi ki? Değil mi? Allah'ın ruh hastası. Eski bir tanıdığı olduğunuzu ve size ulaşması gerektiğini söyledi. Eski bir tanıdık ha? Öyle mi dedi? Evet. Peki neden beni bulmak istiyormuş? Sanırım size söylemesi gereken önemli bir şey varmış. Neymiş o? Ama günlerdir düşünüyorum bu peşimdekilerin kim olduğunu. Sarp'ın Bahar ve çocuklarını öldüğünü sanmasını kim isteyebilir? Sarp'ın artık Alp olduğunu, bizim onun öldüğünü düşünmemizi kim isteyebilir? Bu adamlar bence Sarp'tan çok önemli bir şey gizliyorlar. Ve en önemlisi, onun bunu öğrenmesinden bence korkuyorlar. Ne söyleyecekti? Anneni ara. Bu gece bir arkadaşında kalacağını söyle. Sakın bir aptallık yapma. Şüpheleneceği şekilde konuşma. Başkasında kalacağımı söylemem zaten onu şüphelendirecek. Ara sen. Hoparlörü aç. Alışveriş yaptım, eve doğru geçiyorum. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ben sana şey söyleyeceğim. Bugün Elifler'de kalacağım. Merak etme beni. Hoca bir proje ödevi verdi, onu beraber yapmamız gerekiyor. Kızım ben sevmiyorum böyle şeyleri, biliyorsun. Elif gelsin, bizde kalsın. Bizim evde yapın projenizi. Hayır tamam, uzatma. Aradığıma pişman etme beni. Yani bu yaşta arayıp sana haber verdiğime dua et. Peki kızım, tamam, sinirlenme. Anne olunca beni anlarsın. Tamam, tamam. Öyle anlarım ben. Görüşürüz, konuşuruz. Bay bay. Hadi güle güle. Of.
Aferin sana. Lütfen, lütfen beni bırakın ne olur. Sarp'la ilgili yemin ediyorum, bakın yemin ediyorum. Sarp'la ilgili kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Lütfen bırakın beni. Hatta Sarp'ın adını ağzıma bile almayacağım. Size söz veriyorum, yemin ederim. Lütfen, lütfen bırakın beni. Şimdi söyle bakalım. Tatlı kız. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Ne? Hangisini öldürelim? Seç birini. Çekinme, söyle. Hangisini öldürelim? Şimdi beni iyi dinle. Benim için bir şey yapmanı istiyorum. Ben Şirin'le bağlantı kuramam. Bu onu büyük tehlikeye atar. Büyük tehlike dediysen bir oyundan bahsetmiyorum. Onun canının tehlikeye girmesinden bahsediyorum. Anladın mı? Anladım. Ama benim de Şirin'le konuşmam lazım. Ondan öğrenmek istediğim çok önemli şeyler var. Ve aramızdaki bağlantıyı senin kurman istiyorum. Çıkar telefonu. Bu benimle bağlantı kuracağın numara. Aramanı istemiyorum. Sadece mesaj. Al. Levent arıyor. Sevgilin. Ne istiyor acaba? Telefonu açmayacağımız için maalesef öğrenemeyeceğiz. Beni hemen ara. Çok önemli. Sevgilin seni merak etti galiba.
Yazık. Alo. Hatice teyze merhaba, ben Levent. Merhaba Levent. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Şirin'e ulaşamadım da. Evde mi acaba? Yok, evde değil. Biraz önce aradı. Bu akşam bir arkadaşında kalacakmış Elif'te. Bir proje ödevleri varmış, birlikte yapacaklarmış. Senin haberin yok muydu? Ha doğru. Hatırladım şimdi, söylemişti bana. Tamam Hatice teyze, ben daha sonra ararım onu. Sağ ol, teşekkürler. İyi günler. Alo Elif. Şirin seninle beraber mi? Sen izlemeye devam et. Sen seçmek istemediğine göre bizim seçmemiz gerekecek. Çok heyecanlı değil mi ya? Bak bakalım hangisi ölecek. Senin bu annen ne titiz kadın ya. Ha. Bunu da şuraya bırakayım. Zaman daralıyor. Lütfen. Lütfen ne olur onlara bir şey yapmayın gerçekten. Hepsi benim suçum. Ben Serp'e ulaşmaya çalıştım lütfen. Onların hiçbir şeyden haberi yok. Gerçekten hiçbir şeyden haberi yok. Lütfen onlara bir şey yapmayın. Merak etme. Haberleri bile olmayacak. Bum! Bir ses duyacaksın. Hepsi o. Sonra bir bakmışsın. Bir tanesi gitmiş. Ne yapalım? Kalan sağlar bizimdir. Bum! Merhaba, benim ismim Tümba. Peruk'cum, çok güzel değil mi? Ceyda ablam iyi ki evleniyor. Ben de büyümeden elbisemi bir kez daha giyebileceğim. Yaşasın. Ben ne giyeceğim? Bilmem, pantolon giyersin. Bir de gömlek giyersin. Ben de şık giyinmek istiyorum. Ama Doruk'cum, benim bu elbisem zaten var. Bir tanemin parası yok ya. O yüzden sana yeni elbise alamaz. Üzüldün mü? Hı, üzülmedim. Ben damat gibi giyineceğim. Ama Doruk'cum. Hı, ben damat gibi giyinmek istiyorum. Tamam mı? Hayır, giyemeyeceksin. Şımarıklık yapma. Annemin parası yok ve sana yeni elbise alamaz. Ben şımarık değilim. Ben damatım. Tamam mı?
Damat olacağım. Hayır, olmayacaksın. Olacağım işte. Hayır. Şişt, ne oluyor bakayım burada? Siz niye bağırıyorsunuz? Kavga ediyorlar. Aa. Yok bir şey. Oyun oynuyoruz biz. Aa, oyun oynamıyoruz. Ben damat olmak istiyorum. Ama Nisan izin vermiyor. Damat olamazsın diyor. O ne demek? Doruk dün de damat kıyafeti giymek istiyormuş. Ben de onu olmaz dedim. Çünkü ona yeni elbise alacak paramız yok ki. Ama Nisan'ın elbisesi var. Şşş. Ya benim bu elbisem zaten vardı. Ne yapayım, hiç giymeyeyim mi? Giyme. Bunun için kavga edilir mi Enver dedeniz? Ne güne duruyor? Değil mi koskoca Enver Sarıkadı erkek tercesi? Torununa bir damatlık dikemeyecek mi canım? Diker misin? Dikerim evet. Hem de en güzelini dikerim, tamam mı? Hadi gel. Gel biz ölçü alalım seninle. Gel. Hadi git. Gel güzelim benim. Gel sen. Gel. Gel, gel bakayım sen de yanıma otur. Kızım yapma böyle. O senin küçüğün. Anne. Sen ne giyeceksin düğünde? Ne giyeceğim kızım işte. Bil teyzenin düğüne gideyim, elbiseyi giyeceğim yavrum. Enver dedi sana da diksin. Ne demek o Nisan? Aa, Enver dedin zaten işi başından aşkın. Ceyda ablanıza gelinlik dikiyor, Peyami abiye damatlık dikiyor. Şimdi bir de Doruk çıktı başına. Perdeler filan. Yazık, günah değil mi, adamı yoruluyor o kadar. Benim elbisem gayet güzel kuzum, öyle değil mi? Hı? Bak yapmayın böyle kardeşini, tamam mı? Lütfen. Üzmeyin beni, olur mu? Gel bakalım, seni şöyle çıkartalım. Ben de rahat çalışayım seninle beraber. Dik dur, dik. Rahat dur canım, rahat dur, rahat dur. Ha şöyle rahat, rahat dik. Şuralar, ben güzel ölçü alayım ki damatlık güzel dursun üzerinde. Öyle değil mi canım benim? Bakalım şöyle. Evet, dur, 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 dur. Şöyle bakalım, tutalım. Oo, ya sen çok büyümüşsün. Ha? Büyümüşsün sen. Hı? Çok santim olmuş. Çok, çok, çok santim olmuş. Çok, evet, Yardım edin!
Uyudular sonunda. Of. Bahar. Hı. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Daha doğrusu sana söylemek istediğim bir şey var. Hayırdır Enver abi? Ne oldu, şey mi oldu? Annenle biz boşanıyoruz. Ne? Öyle. Ne demek öyle? Boşanıyoruz işte. Daha doğrusu o beni boşuyor ama ben de onu boşamak istiyorum zaten. Ömer abi sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Avukata gitmiş. Adamcağız aradı beni. Çok üzülmüş, o da eski bir tanıdık zaten. Ya Allah'ım yarabbim. Yani sizin bu inadınız var ya, bu inadınız hiç iyi değil bak. Olmaz böyle bu. Buna bir dur demek lazım. Ben gidip konuşacağım annemle. Vazgeçsin. Bahar. Ne? Ölümü öp böyle bir şey yapar. Ölümü öp böyle bir şey yaparsa. Bak yemin verdim. Enver abi bir daha sakın bana bak böyle yeminler verme. En sevmediğim şey. Hemen geri al o yeminimi. Lütfen. Sen de sus Allah aşkına ya. Ne demek boşanmak canım benim yüzümden? Olmaz, kabul etmiyorum ben bunu. İstemiyorum da ayrıca. Boşanmayacaksınız siz. Ben konuşacağım annemle. Sen karışma. Boşanmayı isteyen bir tek o değil ki. Ben ne istiyorum? Şak 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 imzalayacağım yollayacağı kağıtları. Avukata kadar gitmişse bu iş bitmiş demektir. O kadar. Kızım kaçta kalktın sen? Ay günaydın Enver abi. Kusura bakma seni uyandırdım değil mi? Ya o kadar da sessiz olmaya çalıştım ama işte şarıl şarıl su sesi. Yo estağfurullah, ben ses bir şey değildi sen. Aşk olsun sana, bu kadar çamaşır bir defa da yıkanır mı canım? Bak canın çıkmış senin. Sabah kaçta ha? Bir de buradan kalkacaksın, işe gideceksin, orada koşturacaksın. Sen hatırlamıyor musun Jale sana ne dedi? Ha bulduğun her fırsatta dinleneceksin dedi, unuttun mu? Olsun olsun, bir şey olmaz bu kadardan. Bak bitti bile zaten. Hala bitirdim diyor bana. Sen söyleseydin ben sana yardım ederdim. Ben sıkardım da, durulardım da. Ha? Elimden gelir öyle şeyler yani. Aa, biliyorum tabii ki Emre abi, bilmez olur muyum? Zaten bitmedi şimdi. Asma'ya yardım edersin ha, olur mu? Ederim tabii ki. Asmak benim en sevdiğim kızım. Ben şunu alayım, hemen bunu Asma'ya yardım edeyim. Hadi bakalım. Kalkma vakti artık. Doruk. Nisan. Hadi kızım bak geç kalacağız hadi. Ay ben bunları iyi ki doğurmuşum. Bunları iyi ki doğurmuşum. Al bunları.
Al. Anne git ya. Ne demek anne git başımdan ya? Anne öyle şey denir mi? Annelerin asıl görevi çocuklarını uykularından tatlı tatlı uyandırmak. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Bak, Ömer de deniz çıktı bile bizim de artık. Hızlı hareket edip hemen gitmemiz lazım. Hadi kızım banyoya. Dur. Ay, ay. Yavaş geç. Hadi doğru banyoya. Doğru. Hadi bakayım. Sıramı aldım. Yok ben öyle bakıyorum. Peki. Şöyle göstereyim o zaman. Olur, olur, olur. Aa, bunlar. Şu üstteki çok açıktır. Bu biraz daha şeydir. Ama ne farklar aralarında? O ithal, bu yerli bir üretim. Bunu günaydın. Çok güzel. Prenses. Çok güzel. Şurada bir tane. Bakıyorum uyanmışsın. Ne seyrediyoruz bakalım? Hala kimse ölmedi mi ya? Ah, erken tabii daha. Lütfen. Lütfen. Onlara zarar vermeyin, ne olursunuz artık lütfen. Söz veriyorum, kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Annem ve babama zarar vermeyin, ne olursunuz ya. Yemin ediyorum kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Şşş, sus sus. Bak burası çok heyecanlı. Pardon hanımefendi. Metro durağını arıyorum ama. Beyefendi metro durağı buraya 5 dakika mesafede. Şuradan karşıya geçeceksiniz. Sağdan aşağı doğru yürüyeceksiniz. Teşekkür ederim. İyi günler. Rica ederim. İyi günler. Anne! Anne! Ne oldu? Ne oldu anne? Ne oldu? Ne oldu? Söyle. Ne oldu? Ay ödüm patladı. Bu neydi ya? Anneni arayacaksın. Ararsın, ararsın. Anneni arayacaksın. Ödevini bitiremediğiniz için bu gece gene arkadaşında kalacağını söyleyeceksin. Ama önce ağlamayı kes. Al iç şunu. Anneciğim.
Günaydın kızım. Anne ben bu gece de Elif'te kalmak zorundayım ya. Ödev yetişmedi. O olmadı ama Şirin. Elif'in babası çok uyuz çıktı yani. Söyledim ben bugün de bizde kalsın diye ama izin vermiyor. Kızı çok mağşup oldu. Üzülsün istemiyorum. Bugün idare et beni. Peki tamam. Ya ödev olmasa böyle demeyecek. Bak otobüsüm geldi. Biniyorum şimdi. Hadi görüşürüz. Aferin sana. Usta yalancı. Söyleyecek misin? Söyleyemem. Çünkü takip ediliyorum. Ve peşimdekilerin kim olduğunu bilmiyorum. Önce odama kadar girip başucuma çiçek koydular. Sonra ablama her şeyi anlatmaya gittiğimde o apartmandan hemen çıkacaksın diye telefon ettiler. Pardon. Hesabı getirir misin? Şahide'cim müsait miydin? Müsaitim yengecim, gel. Gel. Ne oluyor böyle, hepatit filan? Üzme kendini, gel şöyle otur. Aslında bu bizim bazen rastladığımız bir durum. Şirin'e yaptığımız o doğrulama testinde sarılığa rastladık. Şimdi öyle olunca maalesef biz tedavi etmeden nakil yapamıyoruz. Ama merak etme, telefonda da dediğim gibi Şirin açısından sağlığını tehdit eden bir durum yok. Tedavisi var. Sadece tedavi bitene kadar Bahar'a nakil yapamıyoruz. Ne kadar sürüyor tedavi? 1-2 ay sürer. Ama sen Bahar'ın durumunun aciliyetini söylemiştin. Nakil olmazsa kalıcı sorunlar yaşayabilir değil mi? Şimdi 2 aydan söz ediyorsun. Hani her geçen gün bizim için hayati önem taşıyordu. Öyle. Öyle ama yapacak bir şey yok. Beklemekten başka şansımız yok. Her şeyin iyi olmasını umut etmek zorundayız. Bu arada Bahar'a bir şey olabilir değil mi? Yani olmaz diyemem. Bahar için her geçen dakikanın hayati önemi var. O yüzden biz bir taraftan da Elif bakmaya devam ediyoruz. Her şey tekrar sil baştan öyle mi? Umudumuzu kaybetmeyelim yenge. Biz evliyken
Bahar'ın babasının sevdiği bir kadın vardı. Yani tabii ben o sıralar bilmiyordum bunu. Adı Bahar. O da evliymiş. Zaten Hamdi o kadını çok sevdiği için kızımıza Bahar ismini vermiş. Neyse. O zaman derlerdi ki... o kadının yani Bahar'ın çocuğu Hamdi'denmiş. Yani öyle derlerdi. Bilmiyorum tabii doğru mu, yanlış mı ama... benim de kulağıma kadar gelmişti. Şimdi diyorum ki... ben bu kadını bulsam... ona gitsem... eğer o çocuk... Bahar'ın kardeşiyse, yani gerçekten öyleyse... olursam... yani yalvarsam, ayaklarına kapansam... olur mu dersin? Almaya. Evet, ben geldim. Sevindin mi? Şimdi çok sevindim. Annem nerede? Yoksa annem bir şey mi oldu? Hastalandı mı annem? Hayır. Annen çok iyi. Onun bir işi çıkmış. Çocukları sen alır mısın dedi. Ben de seve seve alırım dedim. Nisancığım, bak şimdi biz eve gideceğiz. Sonra annen gelecek. Sen kendi gözlerinle göreceksin onun turp gibi olduğunu. Boşuna endişelenmişim diyeceksin, tamam mı? Tamam. O zaman hadi gel gidelim biz Dorukçun Bey'i alalım, olur mu? Olur. Alır. Bahar kızım. Ne işin var senin bu saatte burada? Seninle konuşmaya geldim. Kötü bir şey mi oldu? Evet, çok kötü bir şey oldu. Emre abi bana bir şeyler söyledi ve ben çok üzüldüm. Sokak ortasında konuşmayalım. Gel içeri girelim. Yok, ben eve girmek istemiyorum şimdi. Şirin gelir. Merak etme, Şirin gelmez. Bir arkadaşında kalacak. Gel kızım. Gel içeri. Aç mısın kızım, sana bir şeyler hazırlayayım mı? Yok, ben fazla kalmayacağım zaten. Enver abi aldı çocukları okulda. Adamcağızın da bir sürü işi var. Benim söyleyeceklerimi söyleyip hemen eve dönmem lazım. Peki, o zaman burada konuşalım. Nedir bu boşanma işi? Enver abi söyledi, ben inanmak istemedim. Var mı böyle bir şey gerçekten, doğru mu? Maalesef var. Avukata da gittim. Söylemedi mi Emer? Söyledi de yani ben ne bileyim. Anne Allah aşkına ya, olacak iş mi bu? Hem de benim yüzümden. Siz yani böyle bir şey olamaz, koskoca insanlarsınız ya. Yazık değil mi Emer abiye de, sana da, ikinize de çok yazık. Canım kızım, biz artık Emer'le hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Bir fikir birliğine varamıyoruz. Çok büyük kırgınlıklar girdi araya. Birbirimize kötü sözler söyledik. Ne var bunda? Her evlilikte olur böyle şeyler. Bizimkinde olmazdı. Emre ve ben... bu haliyle sevmiştik evliliğimizi. Birbirimize kötü sözler söyleyen bir çift olmak istemiyorum ben. Emre de dayanamaz zaten böyle bir şey.
İkiniz de çocuk gibisiniz gerçekten. Yani bir inat uğruna kızgınken söylenmiş saçma sapan şeyler yüzünden mi kaybedeceksiniz birbirinizi? Şirin biliyor mu? Biliyor. O ne diyor? Ne desin, kabul etmiyor böyle bir şeyi. O da senin söylediklerini söylüyor. Anne bak, hatırım için. Hadi beni boş ver. Şirin'in hatırı için lütfen oturun, konuşun, düzeltin bu durumu. Olmaz böyle ya. Ne kadar üzülecek Şirin, bir düşünsene. İkinize de çok düşkün biliyorsun. Kızım, gençler nasıl evlenip boşanıyorsa bizim de bunlara hakkımız var değil mi? Kendi hayatımız hakkında kararlar alabilecek yaştayız. Hem ne demek Şirin'in hatırı için? Senin hatırın da Şirin'in hatırının arasında bir fark yok benim için. Ne oldu, komik bir şey mi söyledin? Yok, yok yok, benim sinirim bozuk bu ara ondan. Benim şimdi gitmem lazım. Ama senden rica ediyorum, lütfen salim kafayla otur bir düşün, olur mu? Tamam kızım, düşüneceğim, sen merak etme, takma kafana. Dikkat et kendine. Sen de. Çocuğum. Ebesin. Hayır, 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 sen ebesin. Hayır, ebesin. Hayır, sen ebesin. Oh. Ne oluyor burada? Anne. Bir ürütü bakayım. Ha? Ama sesiniz aşağı kadar geliyor biliyor musunuz? Bak Enver dedenizin de kafasını şişirmişsiniz belli. Lütfen. Yok, yok, yok canım, ne kafa şişirmesi. Müzik sesi çocuktur bana. Öyle değil ki. Gülmeyin. Çok ayıp. Hadi geçin bakayım içeri. Azıcık dinlenin siz de. Sakin sakin. Emre Deniz'e kafasını dinlesin. Bak terlemişsin kızım. Atletini değiştir. Tamam. Kardeşinkini de değiştir. Tamam. Kusura bakma Emre abi. Ne yaptın bugün sen? Ben gittim konuştum annemle. Ne diyor? Ne desin? O da senin gibi aynı. İnadı tutmuş. Alemsiniz vallahi ya. Kalplerimizi kırdık, birbirimize kötü sözler söyledik diyor. Ben de dedim yani her evlilikte olur böyle şeyler, ne var? Bizimkinde olmazdı. Neyse, bugün Ceyda ile yolda Musa'yı gördük biz. Onu da düğüne davet etti. İyi yapmış. İyi yapmış tabii. Gelecek miymiş Musa Bey? Mırın kırın etti önce, benim ne işim var dedi. Ben dedim ki hep beraber olacağız Bahar, çocuklar, Arif, Yeliz. Sonra aklına yattı herhalde, ben de gelirim dedi. Gelsin tabii. Gelsin, ona da değişiklik olur. Değil mi? Peki madem, ben bir üstümü değiştireyim. Sonra bir kahve yaparım bize. Olur güzel, olur canım.
Levent, hoş geldin oğlum. Hatice teyze içeri girebilir miyim? Sizinle konuşmam gereken önemli bir şey var da. Çok önemli. Tabii, geç, geç içeri. Şirin'in haberi var mıydı geleceğinden? Hayır, yok. Ben anlamadım şimdi, yani baş başa mı konuşacağız Şirin olmadan? Hatice teyze, ben seni korkutmak istemem ama... Geç, otur istersen. Ne oldu, ne var oğlum? Ben tam emin değilim. Ama Şirin'i kaçırmış olabilirler. Ne diyorsun? Ne kaçırılması? Gece Elif'te kalmadı o. Hatta Elif'in haberi bile yok böyle bir şeyden. Proje ödevi falan da yok. Ama Şirin... Hatice teyze, bak onu kaçırdılar. Ama polise gitmemiz doğru olur mu onu da bilmiyorum. İlahi Levent, niye kaçırsınlar ki Şirin'i? Hatice teyze, bak çok ciddi bir durum. Bana inanmak zorundasın. Gerçekten Şirin'i kaçırdılar diyorum sana. Levent. Ben de içeriden sesler gelince kim geldiğini merak ettim. Ne oldu, niye geldin? Levent biraz endişelenmiş senin için. Endişelenmiş mi? Niye? Elif'te falan kalmamışsın. Proje ödevi de yokmuş. Hatta senin kaçırıldığını sanmaya başlamış. Ne? Kaçırıldığımı? Ne kaçırılması? Levent, delirdin mi sen? Beni kim niye kaçırsın? Özür dilerim. Ben sana ulaşamayınca panik oldum herhalde. Kusura bakma. Levent. Ben şuna bir bakayım. Levent, bir dakika bekle. Levent. Bin arabaya. Senin için ne kadar korktum biliyor musun? Neredeydin sen? Soru sorma. Soru sorma. Başım büyük belada. Artık senin de bulaşmanı istemiyorum, tamam mı? Çok geç. Bulaştım bile. Sarp bunu sana yolladı. İçinde cevaplamanı istediği sorular varmış. Sen cevaplayacaksın, ben de götüreceğim. Tamam? Sarıl bana. Ne? Sevgili gibi görünmemiz lazım, sarıl bana. Zaten sevgili değil miyiz? Görüşürüz aşkım. Şirin, bana anlatacağın bir şey var mı? Ne gibi? Gece Elif'te kalmamışsın. Levent söyledi. Proje ödevi falan da yokmuş. Hatta Elif'in senin onda kalacağına dair hiçbir bilgisi yokmuş. Saçmalama anne ya. Kaldım işte onda. İşimi de hallettim. Bak bu gece kalmadım yani. Kızım bana doğruyu söyle. Neredeydin gece? Ha neredeydin? Ya sana ne? Sana ne ya? Sana ne? Ne demek sana ne kızım? Ben senin annenim. Nerede kaldığını bilmek zorundayım. Şirin, kapatma şunu. Şirin, lütfen açar mısın kapıyı? Şirin, duyuyor musun beni? Yapabileceğimizi gördün. Bunun bizim için ne kadar kolay olduğunu öğrendin.
O yüzden şimdi gidip anneciğine sürpriz yapabilirsin. Nasıl yani? Bırakıyor musunuz beni? Eve mi gidiyorum? Evet. Ama istiyorsan kalabilirsin. Hayır. Tamam kızım, tamam dışarı çıkma ama ne olursun aç şu kapıyı ya. Ben de içeri girmeyeceğim ama açık olduğunu bileyim yeter, ne olur. Karıma ve çocuklarıma ne olduğunu bilmek istiyorum. Bana yazıp Levent'le gönder. Ve benden kimseye bahsetme. Bu senin hayatını tehlikeye atar. Ulaşıp karısına ve çocuklarına ne olduğunu sorarsa ona aynı bizim söylediklerimizi söyleyeceksin. Sen gittikten sonra taşındıkları evde yangın çıktı. Üçü de yanarak öldüler. Uykularında. Dışarı çıktığında gözlerini açmazsın değil mi? Açmazsın, açmazsın. Yürü. Yürü. Alo. Emine abla, merhaba, ben Hatice. Haklısın, çok uzun zaman oldu. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bir şey soracaktım. Bir Bahar vardı hani sizin mahallede oturan. Bilmiyorum deme canım. Tabii ki biliyorsun. Bir şey için lazımdı da. Bunca sene sonra hesap soracak halim yok herhalde. Ha. Taşındı mı? Senden bir şey rica edebilir miyim? Nereye taşındığını öğrenirsen bana haber verebilir misin? Teşekkür ederim, sağ olasın. İyi akşamlar.
Bekleyin orada. Sıcak mı? Kapıyı, kapıyı bak, kontrol et. İyice yaklaşsın, yaklaşsın. Tamam. Böyle iyi. Tamam, sağ ol. Ötekini getirelim. Bir bırak şu kolları iki yana. Hadi kolları bırak aşağı bakalım. Dur ya ben onu... Anne. Efendim? Ceyda ablam. Yalandan evleniyor, değil mi? Hı hı. Evet ama bu hepimizin arasında bir sır. Evet, evet. Bu bir sır. Bunu sadece biz biliyoruz. Bu bizim sırrımız. Peki Peyami abi biliyor mu Ceyda ablanın yalandan evlendiğini? Biliyor tabii oğlum. Bilmez olur mu hiç? Anne, yarın saat kaçta gideceğiz? Vallahi bilmiyorum kızım. Ama çok erken çıkarız herhalde. Ha? Bahar'cığım, Arif bir arkadaşının minibüsünü almış. Cümbür cemaat doluşup gideriz dedi. Ay çok iyi oldu bu. Oh çok sevindim, çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Yasın yarın çok eğleneceğiz. Hayatımda ilk defa o derste kalacağım. Gece orada mı kalacağız? Yatak var mı orada? Evet oğlum. Otelde kalacağız. Otellerin içinde... Odalar olur, odaların içinde de yataklar olur, banyolar olur. Herkes kendi odasında kalır. Mis gibi evleri varken niye otelde kalıyorlar? Çünkü insanlar bazen evlerinden uzağa giderler ve otelde kalırlar. Niye evlerinden uzağa giderler? Çünkü oğlum, bazen iş için, bazen de tatil için insanlar... Başka bir şehre giderler. Anlatabildim mi? Hı hı. Güzel. Şimdi başka bir sorumuz yoksa... Bir, tamam kızım al o kaşığını da bir beni iyice dinleyin bakayım. Kulaklarınızı iyice açın beni dinleyin. Hah aç o kulakları aç 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 aç. Şimdi bakın size çok önemli iki tane şey söyleyeceğim. Yarın Hikmet'i gördüğünüzde asla tanımıyorsunuz onu, tamam mı? Hayatınızda Hikmet'i hiç görmediniz, tamam mı? Anladınız mı? Güzel. İkincisi, Ceyda ablanız bizim komşumuz değil. Ceyda ablanız Enver dedinizin müşterisi. Gelinliğini ona diktiriyor. Tamam mı? Çok önemli bu. Anladınız mı? Güzel. Evet anladık ama anne bunu kaç kez söyledin bize. Tamam kızım olsun. Ben bir kere daha söyleyeyim dedim işte. Yemeğim bitti. Oh afiyet olsun oğlum. Benim istedim. Afiyet olsun size. Hadi o zaman gidin bir yıkayayım bakayım ellerinizi. Bakayım. Dolmuş mu bu karınta? Bakayım bakayım. Tamam dolmuş geçebilirsin. Bakayım senin karnına. Bakayım bakayım. Ay burada bir boşluk mu var sanki? Ha? Geç bakalım. Hadi bakayım yıkayın ellerinizi. Ay vallahi ben korkuyorum inşallah bir sorun çıkmaz yarın ağızlarından bir şey kaçırmazlar. Tabii canım Doruk eğer Ceyda'yı tanımıyormuş gibi yapabiliyorsa tamamdır. Emel abi ya. Patateslerini yememiş dur ben alayım. Ay, iyi oldu vallahi çocukları babalarının aldı ha. Ben de azıcık keyfime bakarım. Gerçi onların hoşuna gidebilirdi otelde kalmak falan ama... Ne yapalım artık? Kısmet. Oh. Ceyda? Ne oldu daldın gene? Arda'yı mı düşünüyorsun? Anneme haber yolladıydım ben evleniyorum diye. Ne bileyim hani... Belki Arda'yı da alır gelir diye düşündüydüm. Ne demiş?
bir şey dememiş. Yani gelirim gelmem falan. Yok. Kız belli mi olur? Bu düğün uyduruk muyduruk ama belki barış verirsin annenle. Kız, barışsam ne olacak? Ben pavyonda çalıştığım sürece bakamam Arda'ya. Yani acık iyi para verseler yardımcı falan tutarım diyeceğim ama... köpeğin önüne kemik atar gibi 3 kuruş para veriyorlar. Gıkımı da çıkaramıyorum. Canım sen önce bir barış da annenle. Temelli kalmayıverir. Arada bir görürsün. O da bir şey değil mi? Kız emme nasıl bir şey be? Valla Arda'yı ayda bir kez görsem... dünya bayram yeri bana be. Kız. Saat... Bahar'ın çocuklar uyumuştur. Hadi kalk. Yürü 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 yürü. Kız oldu mu o kadar? Dur bekle. Ay, bak geliyor. Aa, kapımı çaldı. Ben açıyorum Emre. Hayırdır bu saatte? Uyukluyor musunuz siz? Geç kaldınız ama. Ay kusura bakma vallahi babalık lafa dalmışsın. Hadi. Ne hadisi? Ne oluyor ya? Sana bir sürprizimiz var. Ne sürprizi? Bak bakalım ne sürpriziymiş. Rıttırırı, tararara. Modeli biz seçtik. Babalık da hemen dikiverdi sağ olsun. Ölçülerini de eski elbisenin ölçülerine göre yaptı. Yani bu... çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ama ben bunu giyemem ki. Niye giyemezsin be? Bal gibi de giyersin. Bahar'cığım, çok mu açık olmuş? Niye giyemiyorsun? Yok Emir abi, çok açık falan olmamış da. Benim vücudumda şeyler var yani. Neyler var? Ya işte bu hastalıktan dolayı benim vücudumda morluklar var. Hani bu kolumda var ya biraz, onlar bütün vücudumda var aslında, her yer. Ya aman canım, sen de yani bir yere çarptım dersin. En olmadı üzerine bir şal falan alırsın değil mi? Tabii canım. Ha. Sen bir giy hele, biz bakarız olurun olmazına. Yok yok, ben biliyorum olmaz. Sizi de boşuna uğraştırmayayım şimdi. Hem göz zevkinizi bozacağım boş yere. Ay Bahar, Allah aşkına giy ya. Bak Allah'ın adını verdim. Hadi, hadi bakayım. Ya. Hadi, hadi, hadi. Hadi. İyi, peki. Sonuçta ne kadar morluk olacak ki? Yani bir yere çarptınca hepimiz morluyuz. Tabii canım. Ya keşke çocuklar da görselerdi annelerinin kıyafetini değil mi? Ama babalık konuştuk ya, ilk düğünde görürlerse daha büyük sürpriz olur diye. Tabii tabii, o da doğru. Rengi çok yakışacak ha. Ya o ne giyse yakışır be. Tabii tabii tabii. Geliyor galiba. Thank you.
Elif ıhlamur vermişti bana. Kaynatayım, içer miyiz birer bardak ha? Bu ne haliniz ama? Siz niye böyle dağıldınız? Böyle cüzdanlı görmüş gibi ya. Yani ben ilik nakli olduktan sonra bütün bu yaralarımın hepsi iyileşecek. Tabii ki iyileşecek biri. Biz sadece seni öyle bir anda görünce. Geçecek şeyler için hiç üzülmemek lazım. Bir düşününce insanlar neler çekiyor. Biz de böyle iki borluk gördük diye ağlayacağız neredeyse. Emir abi. Emir abi yapma böyle. Ne olursun gözünü seveyim yapma böyle. Lütfen. Çok özür dilerim sen. Çok ayıp ediyorum biliyorum. Çok ayıp ediyorum. Durduk yerde senin moralini bozuyorum ama. Emir abicim lütfen benden özür dileme bunun için. Ne bileyim. İnsan bilse bile fena oluyor işte. Abi çok normal yani. Bilmiyordunuz öyle bir anda görünce şaşırmamız çok normal. Kim görse öyle şaşırır. Tamam. Tamam ağla ağla. Ben hiç bana ayıp falan değil ayrıca. Ağla sen dök içini dök. Tamam. Emir abi sen nasıl bir adamsın? İnsan yeri geliyor kendi öz evladıma senin gibi davranmıyor. Tabii canım bir tanedir bizim babalarımız. Değil mi? Ceza ne oluyor? Sen niye öyle bakıyorsun? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Tanımıyorum seni. Ne oldu? Anam ben şey diyorum ya. Sen madem giymeyeceksin bu elbiseyi bana ver. Ha? Bizim bedenlerimiz aynı gibi sende. Al tabii canım giy güle güle kullan. Kız olur mu öyle şey ya? Hayret bir şey kız. İyileşecek, giyecek elbisesini. Ne yapacaksın sen elbiseyi? Allah sen ne şey bir insansın ya? Anam yiyemeyeceğiz elbisesini. Vereceğiz herhalde iyileşince. Oha aman ben iyileşene kadar. Sen güle güle giy elbiseyi Ceyda'cığım. Hem eminim o renk sana çok yakışacak. Sağ ol gülüm benim. Hadi ben gideyim artık tamam. Hadi gittim ben hadi. Ya bak aldı kızın elbisesini ya. Ne hakikaten. Geçme. Ben size şu ıhlamuru kaynatayım da bir sakinleşin. Ne yapıyorsun Yusuf? Hazırladın mı altınını? Ne takacaksın yarın bana? Ya kızım deli deli konuşma Allah aşkına ya. Hadi geç otur. Yok oturmayacağım. Ha Arif'le işin. Arif hadi kalk bir koşu bir yere gidip geleceğiz. Bu saatte hiçbir yere gidemem vallahi. Kusura bakma. Kız benim işim değil be. Bağırın işi. Allah Allah. Ne işi varmış ki bağırın? Anam anlatamam şimdi. Hadi yolda konuşuruz. İyi tamam bekle. Asma bir suratını. Gerçekten evlensem ne yapacaktın? Kendini mi asacaktın bırak? Ya Ceyda, hadi boş boş konuşma da bir an önce gidip gelelim. Tamam be tamam. Thank you.
Bana sorduğun sorunun cevabını bildiğim kadarıyla vereceğim. Çünkü senin de bildiğin gibi o kaza olduğu sırada biz Bahar'la görüşmüyorduk. Çocuğun doğduğundan bile haberimiz yoktu. Polisler haber verdiğinde üçü de ölmüştü. Senin gidişinden sonra taşındıkları evde yangın çıktığını söyledi polisler. Elektrik kaçağı yüzünden dediler. Bildiğimiz bu kadar. Annem o kadar kötü oldu ki daha fazla araştırmak, soruşturmak istemedik. Onlardan geriye kalanlarla bir cenaze töreni düzenledik ve mezarlarını yaptırdık. Bütün bildiğim bu. Bakalım. Gel bakalım. Doruk'cum gel lan. Babalık. Ben bu gelini böyle öne yayayım diyorum ama sen bizle arkada otursan ayıp olmaz değil mi sana? Ben Arif'e arkadaşlık ederdim diyordum ama sen öyle diyorsan ne yapalım? Ömer abi babam kullanacak bugün arabayı. O niye be? Eski günlerini özlemiş. Epey zaman minibüs şoförlüğü yapmış gençliğinde. Vallahi mı? Yusuf? Öyle. Yani bir zamanlar 10 sene kadar kullandım. Aa, şaşırdım vallahi. Ben seni hep karı parası yiyor sanıyordum. Ceyda, yok mu taşınacak bir şey kızım başka? Yok, yok bitti. Yok ya. Dedem ölene kadar mecburen çalışıyor baba. Sonra anama miras kalıyor. E haliyle babam da bırakıyor işi gücü tabii. Bir abi, bu apartmanın işi öyle kolay mı ha? Bunca zamandır ben kiracıyla, tamiratçıyla uğraştım. Hala uğraşıyorum. Doğru tabii. Çok yoruluyorsun. Ama değdi bak. Maşallah. Saray gibi yaptın apartmanı. Maşallah evet. Ay çok beklettim değil mi? Özür dilerim. Estağfurullah sizin estağfurullah. Girdin mi çocuklar? Burada burada. Herkes tamam mı ya? Musa Bey yok. Aa Berşan da yok ya. Anam sordum ama istemiyorsanız çağırmayın dediydim. Yok canım önemli değil. Maksat kalabalık görünmek zaten. Da ben işte Cale Hanım'a ayıp olacak diye düşünüyorum. Niye ayıp olsun be Cale Hanım'a? Gül gibi kocasını kapının önüne koymasaymış. Biz şimdi bu Gül gibi adamın keyfini mi bekleyeceğiz? Aman be Arif Bey, huysuzlanma sen de hemen. Hah, geldi Musa Bey. Musa Bey, buradayız. Geldim, geldim. Ya kusura bakmayın. Tam çıkacağım alt komşu. Yok su akıyor, yok şu, yok bu. Bir türlü kurtulamadım. Hiç önemli değil Musa Bey, biz daha önce toparladık zaten. Hadi oyalanmayın bari, hadi bin. Hah, Berşan da geldi. Ben cüzdanı unutmuşum. Gidip alayım da yine. Tamam baba. Berşan. Anam sen kalk bakayım oradan. Ben Bahar'la bir şey konuşacağım. Geç arkaya. Hadi hadi. Geç çabuk çabuk hadi. Ne oldu oğlum? Durup ne oldu? Çişi mi var? Bak varsa yap yolumuz uzun bak oğlum. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Bak aman, araba hareket halindeyken böyle ayakta yürüyemezsin. Haberin olsun. Oturmak zorundasın. Bak dursun Yusuf amcan da geliyor. Ya hadi. Dursun oğlum. Bak araba kalkacak. Düşeceksin. Buraya mı oturacaksın?
yanıma. Kucağıma alayım seni. Geldim ben. Hadi gidelim. Ya. Affedersiniz. Buyurun. Ben Bahar Hanım'a bakmıştım da. Burada mı oturuyor kendisi acaba? Evet. 3. kat 11 numara. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Sahiden ne büyük otelmiş. Değil mi? Çok büyük gerçekten. Yavaş ol. Yavaş. Hop. Wow. Ya kızım. Yavaş. Nisa. Gel buraya. Yanından ayrılmayın. Sonra beraber bakarız, tamam mı? Anam gelin benim. Beni çıkaracaksınız gelin odasına. Şurada da gelinliğim var. Bir zahmet onu da çıkarıverirsiniz hadi. Tabii hanımefendi. Damat bey de ailesiyle geldi. Onu da damat odasına yerleştirdik. Siz buyurun geçebilirsiniz. Gerisini biz halledeceğiz. Tamam. Arkada da çantam var. Onu da alıverirsiniz artık. Bir zahmet. Yok yok. Çıkartmanıza gerek yok ayakkabılarınızı. Geçin. Anneannemin yatağından bile büyük. İyi günler. Burak'cığım, şu televizyonun büyüklüğüne bak. Bir de iki tane var. Evet. Bu galiba daha büyük değil mi? Beğendiniz mi? O buzdolabı Doruk'cum. Otellerde olur öyle. Küçük buzdolapları. Açabilir miyim? Açabilirsin tabii. İçinde çikolata varmış. Öyle mi? Ne güzel. Hadi koy onun yerine, elinizi yüzünüzü yıkayalım. Sonra da etrafı dolaşırız, olur mu?
Anne bak kibrit. Evet, kocaman. Bunlar ne? Bunlar Doruk'cum otelin bize hediye ettiği şeyler. Şampuan, saç kremi. Öyle kullanalım diye. Bunlar da mı hediye? Evet, o da hediye. Bak sabun. Peki bu hediye mi? Yok kızım, o hediye değil. Onu biz kullanalım diye koymuşlar. Çikolata hediye mi? Hayır Doruk'cum. Çikolata hediye değil. Onu yersek parasını ödememiz gerekir. Tamam. Ama çok istersen yiyebilirsin. Bence dünyada bu kadar güzel bir banyo yoktur. Belki prenseslerim olabilir. Acaba diyorum, biz bu küveti tamamen doldursak, içine de böyle köpük yapacak şeyler atsak, böyle köpük köpük olsa bir köpük banyosu yapsak. Köpük banyosu, köpük banyosu. Hadi gelin bakalım, açalım şimdi. Anne, bunlar ne? Nisan'cığım, onlar jacuzzi'nin düğmeleri. Siz bu küvetin içine girdikten sonra ben düğmeleri çevireceğim. Ve o gördüğünüz delikler var ya, o deliklerden böyle tazikli sular gelecek size. Ben masaj yapacağım. Hadi gelin, beklemeyelim burada. Uzun sürer bunun da olması. Çok bizi izlemek istiyoruz. Peki. Kardeşine dikkat et, tamam mı? Teşekkürler. Bu yatak benim. Hayır, benim ya. Kim dedi? Ha şimdi ben dedim ya. Kız bana bak, bana öyle afra tafra yapma ha. Ben de meraklı değilim yani seninle kalmaya. Bak gülüm, sen benimle konuşma, tamam mı? Yokmuşum gibi davran. Çünkü ben de sen yokmuşsun gibi davranacağım. Çünkü sen ne zaman konuşsan, benim arkadaşımın evine uyuşturucu bıraktığın geliyor benim aklıma ve cinlerim tepeme çıkıyor. O yüzden sen sus, yokmuşum farz et. Kapış? Okey. Olur, öyle yaparım. Yokmuşsun gibi davranırım yani, ne? Aa, ne yapıyorsun be? Eylül'üm, sen yoksun ki burada. Yani tek başıma kaldığım bir odada tuvalet sırası mı bekleyeyim ben? Terbiyesiz. Ne işimiz var burada bizim, anlamadım ki. Niye geldin o zaman? Gelmiyorum deseydin. Sen niye geldin? Ben senin gibi sızlanmıyorum ki. Niye geldiysem geldim. Niye geleceksin ki? Bahar için geldin tabii. Ne alakası var ya? Oğlum aptal mıyım ben ha? Kör müyüm? Sen o kıza tutuldun. Hiç boşuna inkar etme. Diyelim ki tutuldum. Ne olmuş? Ya tamam. Bahar iyi kız. Diyecek sözüm yok. Yok da... Arif. İki çocuk. Hadi onu da geçtim. Kız hasta be oğlum. Yarını belli değil. Hiç bana bozulma, hiç de kızma. Ben de kendi oğlumu düşünüyorum ya. Yeni başladın herhalde. Neye? Beni düşünmeye. Daha önce kendinden başkasını pek düşündüğün olmamıştı da.
Musa'cığım, alışabildin mi bekarlık hayatına? Vallahi ne yalan söyleyeyim Enver dayı, pek alışamadım. Severken ayrılmak çok zor. Allah kimsenin başına vermesin. Öyle, öyle, öyle tabii. Şey yapmadım. Ama yapabileceğimizi gördün. Bunun bizim için ne kadar kolay olduğunu öğrendin. Anneni mi daha çok seviyorsun? Babanı mı? Hangisini öldürüyorsun? Hangisini? Seç birini. Seç birini. Seç birini. Ne bu halin? Neyim, neyim olabilir sence ya? Benim daha neyim olabilir sence ya? Sürekli, sürekli korkuyla yaşıyorum ya. Sokağa çıkmaya korkuyorum. Hayatım korku filmine döndü. Yani annemden babamdan sürekli kötü haber gelecekmiş gibi yaşıyorum. Ya seni de takip ediyorlarsa ha? Sarp'la mektuplaştığımı ya biliyorlarsa? Öldürecekler beni ya. Şirin, bak böyle paniğe kapılman doğru değil. Ya sakin olmak zorundasın. Kimsenin beni takip ettiği falan yok. Sarp'a mektup yazdığında kimse bilmiyor. Emin misin? Evet, gerçekten. Yalnız bir şey daha var. Sarp bir şey daha istiyor. Ne? Sarp daha ne istiyor benden ya? Daha ne istiyor benden? Bak şimdi Orukcuğum. Bombalama atlayış. Bombalama atladım. Bak benim beyaz. Benim... Ölüm. Geliyorum, yardıma. Nasıl keyifler? Mutlu musunuz bakayım ha? Çok mutluyuz anne. Çok eğlenceli. Çok iyiyiz. Ne güzel. Sanki bir şeyler eksik gibi ama burada ha? Ne eksik? Yaşasın çikolata. Minicik buzluğundaki çikolatalar mı? Aynen onlar. Ben şimdi bunları size vereceğim. Ama lütfen suya sokmadan yemeye çalışın, tamam mı? Suya sokarsak yiyemeyiz. Evet, suya sokarsanız köpüklenirler, yiyemezsiniz. Bunu kardeşine veriyorum. Ne güzel kızımız. Al bakalım. Hı hı. Isır. Yok oğlum, sen ye. Bu bir emirdi. Çikolata ısırılacak. Aa. Laflara bak, laflara. İyi, getir ısırayım. Fotoğraf mı? Ne fotoğrafı ya? Fotoğraf fotoğraf yok bende, tamam mı? Yok de, yok. O zamanlar ablasıyla görüşmüyordu. De ki zaten öyle. Biz o zamanlar ablamla görüşmüyorduk. Yok fotoğraf. Ya hem bebeğinin, yani Doruk'un bebekken öldüğünü biliyor. Ona fotoğraf fotoğraf yok diyeceksin, tamam mı? Yok de, görüşmüyorlardı de. Bir şey söyle. Tamam mı, yok de. Tamam, sen sakin ol, tamam mı? Öyle söylerim. Niye sürekli hala peşimi bırakmıyor, peşimden geliyor ya? Söyle bana, bıraksın Meşim artık ya. Uyanmasın benimle. Polisi arasan. Hayır, hayır, ne polisi ya? Polisi, sakın. Sakın.
Lütfen sen de öyle bir şey yapmıyorsun. Polisi aramak yok. Polis aramayacak. Kimse bilmeyecek. Sen ona söyleyeceksin, o benim işimi bırakacak. Sen mi söyleyeceksin, bırakacak mı işimi? Yaklaşmasın bana. Bıraksın bir şey, yaklaşmasın bana. Onu ona söyle, söyle. Kafayı yiyeceğim ben ya. Kafayı yiyeceğim. Söyle, yaklaşmasın. Yaklaşmasın bana. Söyle, yaklaşmasın. Bu ne be? Kız Ceyda ne bağlısın ha? Baksana şuraya güller müller. O biçim yani. Ay balonlar. CP. Ceyda Peyami. Aman sus be manyak. Yellozum. Sen benim kuaförümsün ha, tamam mı? Saç makyaj falan yapmaya geldin. Aa, o niye be? Kız Ümran'dan kuaför parası alacağız ya be. Gelin başı çaktın mı? Tamam, tamam o zaman da kızım ne yapacağım ben? Sen bir şey yapmayacaksın hanım. Her şeyi ben yapacağım. Sen sadece ben kuaförüm de yeter, tamam? Tamam. Ha. Peki bu ne olacak? Hı? Buna ne diyeceksin? Ha, anlam o benim kız kardeşim. Kimsesi yok demesinler değil mi? Bu arada unutmayın Arif abim, Yusuf da amcam, tamam? İyi madem. Sen her şeyi düşünmüşsün. E düşüneceğiz anam. Düşünmeden olmuyor. Keşke azıcık siz de düşünseniz de spor olaraktan filan. Bak ya. Eline damat geldiler mi? Geldiler. Odalarını aldık. Nasıl yani? Aynı odaya mı koydunuz ikisini? Hayır efendim. Gelinin odası ayrı, damadın odası ayrı. Ha, iyi. Ayol sen bunu niye dert ettin be Keltoş'um? Hani evlenmeden olmaz diye dedim. Bugün evlenecekler ayol. Beraber kalacaklar. Ayıp ya, ayıp ya. Aile oteli burası, balayı oteli değil ki. Olmaz öyle şey. Lafa bak sen. Onlar da bu akşam aile olacaklar Keltoş'um. Ay babam, babam. Hoş geldiniz efendim. Baba, bu ne be? Bu nereden çıktı? Rahmetli Tılsım'ın tıpkısının aynısı. Vallahi tıpkısının aynısı. Hikmet, bak babam yeni köpek almış. Çok iyi yapmışsın baba. Ne güzel şey bu. Maşallah, maşallah. Adı ne? Hiko. Ne o, beğenmedin mi? Yo, beğendim, beğendim. Aman da Hiko'ya bak sen. Ay, alemsin babam, alemsin vallahi. Zaten bugün herkes bir alem. Sen gelmeden biraz önce Hikmet bana ne dedi biliyor musun? Burası aile oteliymiş. Gelinle damat aynı odada kalmasınmış. Öyle mi dedin Hiko? Ben yani tam öyle değil tabii baba. Ben bana demedim tabii. Hani Peyami karnından vuruldu ya yakın zamanda. Doğru, ben vurdum. Tabii sen vurdun. Şey, yani ameliyat oldu da o yüzden dedim ben aynı odada kalmasınlar diye. Hani dikişler, mikişler, hani iş çıkmasın başımıza diye. Ha, başka bir şey değil yani Hiko. Tabii başka ne olabilir ki? Bana bak lan. Gelinle damadın ayrı yataklarda yatırıldığı nerede görülmüş? Kreş mi burası? Beraber yatacaklar. O kadar. Hadi biz de odamıza gidelim Keltoş. Tamam, sen git, ben bir kahve içip öyle geleceğim. Bakar mısınız? Buyurun. Damat bey kaç numarada kalıyor? 8200. Tamam, teşekkür ederim. Thank you.
Ceyda'ya elini sürecek olursan, eğer ona parmağın ucuyla bile dokunacak olursan, senin kollarını keserim. Sonra bacaklarını keserim. Sonra kollarını bacaklarının yerine, bacaklarını kollarının yerine dikerim. Bir dahaki sefere fesane şenliklerinde dolaştırırım. Anladın mı beni? Abi Allah'ını seversen söyleme öyle şeyler. Ne işim olur benim Ceyda'yla? Onun yüzünden geldi başıma bunlar. Anneme dert anlatmaya çalışıyorum kaç gündür. Nereden çıktı bu kız? Niye istemeye gitmedik? Nerede bunun sözü kınası diye. Ha, bir de gelin hamamı yapaydı anan. Ne sözü lan? Ne kınası? Senle Ceyda'nın kınası ha? Abi kurbanın olayım. Hırız düşmanı mıyım ben? Olur mu öyle şey? Ben seni sevdiğine hiç... O benim sevdiğim falan değil. Şeytan görsün onun yüzünü. Hem ben onun için demedim ki dokunmayacaksın diye. Ben şey diye dedim. Şey, başka bir şey için dedim. Hem ben sana güveniyorum Peyami. Ben o karıya güvenmiyorum. Aslanımsın benim. Gel bari gel. Anca gelebildim. Ay ne kadar güzel görünüyorsun. Çocukları görmen lazım. Odadaki küveti gördüler var diye. Ay çıldırdılar. Köpüklü banyolar falan. Anca Enver abiye... bıraktım da geldim. Ne kadar güzel olmuş ya. Hale bak. Gerçek mi bunlar? Ha, yok değilmiş. Bahar'ım. Hadi gel otur senin de saçını yapalım. Ay gelip dur ya. Yok benimle uğraşmayın ya şimdi. Allah aşkına ben yapacağım saçımı. Ya ölümü. Ben öpme. Yapacağım bir şeyler. Ay be. Yine ben gelinim. Ben ne dersem yapmak zorundasınız. Tamam. Ya nebisiniz ha? Aa. Kim o? Şeyda. Ümran, Ümran. Hoş geldin İmran abla. Gelip geleni bir yoklayayım dedim. Aa, İmran Hanım. Kız, sen şey değil misin? Ne işin var senin burada? Şey ya, terzimin kızı o. Neydi kız senin adın? Bahar. İmran Hanım, biz sizinle tanışmıştık. Hatırlıyorsunuz değil mi beni? Hatırladım, hatırladım. Hay Allah, şansa bak. Ya babasıyla gelmiş işte. Bak bu benim kız kardeşim Berşan. Bu da Yeliz, kuaförüm. Bak sanatı çok iyidir ha. Yani böyle işte saç olsun, makyaj olsun öttürür. Gerçi biraz pahalıcadır ama hani sonuçta düğün yani olur. Öyle değil mi? Vallahi kız kuaför müsün sen? bu kızın saçını başını sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Ha gel bakayım, gel gel bakayım kız. Dön bakayım, dön 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 dön. Ha. Dur bakayım şöyle bir. Dur dur dur. Güzel yapmışsın be. Aman sabahtan ben yaptırdım bu saçı ama hiç sevmedim yani oradan buradan. Ben şimdi gideyim hemen de şu saçımı ısıtıp geleyim. Bir dağınık topuz yapıver. Tabii tabii git gel sen hadi. Yapacağım ben şimdi ya. Ya tamam kendi saçımı yapıyorum da dağınık topuzdan ben ne anlarım Bahar ya. Tamam sakin ol be. Sen niye Yeliz kuaför dedin ki Ceyda? Ya Ümran'dan kuaför parası alacağız ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar bizi öldürür. Ben nasıl yapacağım ben? Çünkü beceremem ki ben. Ben bunlardan hangisini kullanacağım onu bile doğru düzgün bilmiyorum ya. Ay yok be kızım. Bence yapabilirsin ya. Bir fönleyip toplayıvereceksin işte. Of, of, of. Tamam, sakin ol. Kurtlama makinesi orada. Tamam, bir dakika. Şoför çayı kullan, tamam mı? Şoför tamam, çayı kullan. Ne, anne, ben geldim. Nereye oturayım? Ne acelen var Ümran abla? Bak geldi otur. Biz de çay demledik şu eklerlerden falan ya. Ha, hadi geç otur. Tamam, ben... bırak beni. Benim odamda onların 500 kat daha güzeli var. Bırak, bırak, bırak. Nereye oturayım? Nereye oturayım? Şöyle alırım size. Ha, şöyle biraz oh, öne. Evet. Açma tarağımız. Ha, şöyle bırakalım. Açma tarağımızla. Saçlarınızı böyle bir açalım. Kız kuaför yavaş tara. Ümran abla onun tarzı öyle. Bence karışma istersen sanatına ha. Ha. Ay kız. Baş senin
Nasıl bir sanatmış bu ya? Yavaş tara. Şöyle yapalım. Ben bir yandan da sizin saçınızı kurutacağım için şu fönü fişe takalım. Bir saniye. Bunu şuraya. Yeliz ver. Ver sen onu bana. Şimdi Maşa'nın fişini çekmeyelim boşuna. Bak burada Yeliz var. Tamam. Sen ver onu, ben tutayım. Ver. Teşekkür ederim. Çünkü benim bugünlük asistanım yok da. Normalde var yani. Ümran Hanım, sakıncası yoksa size bir şey sorabilir miyim? Sor. Siz biraz uykusuz musunuz? Yoo, mışıl mışıl uyudum gece. Sen niye öyle bir şey sordun bana? Şey için sordum, şimdi yanlış anlamayın bu dediğimi ama... sizi tabii önceden de görmüş olduğum için o zaman bu kadar böyle değildi. Yani bugün gözleriniz çok şişmiş. Öyle mi? Şiş mi? Evet. Öyle değil mi kızlar? Siz de bir baksanıza. Tabii. Şuralarda şişlikler var. Ben de diyecektim de. Var mı hakikaten şişlik? Var ama isterseniz hemen oraya bir gözaltı maskesi yapabiliriz. Nasıl oluyor? Çok basit. Hem de doğal. Bu şeyin çay demlemiştik biz zaten. Onun böyle çay poşetlerini gözünüzün üstüne koyacağım tabii önceden soğutup çayını sıkıp. O böyle sizin bütün gözünüzün şişini, her şeyini alacak. Tabii, o kadar iyi gelecek ki. Tabii, acayip iyi gelecek Ümran abla. Yani ne kadar uzun kalırsa orada o kadar iyi gelecek yani. Hı hı. Canım, şimdi sırası mı? Tam sırası senin. Hadi, ne duruyorsunuz o zaman? Hadi yapın, getirin. Hadi. Şurada çaydanlık. Sen bırak şimdi o saçı. Hı-hı. Şu maskeyi. Sıcak değil değil mi o? Yok, soğuttum. Böyle. Şöyle gelin, arkaya doğru verin başınızı. Şimdi bunları, yok hiç korkmayın. Ben çayını aldım bunların. Şimdi bunları böyle koyacağız. Bütün şişliğini alacak böyle gözünüzün damarları iyice büzüştürecek böyle. Şimdi ben kolumu çekiyorum. Yeliz'cim sen geç böyle. Evet. Şu tarlamaya devam edeyim de bir. Ümran Hanım, iyisiniz değil mi? Bir şeye ihtiyacınız yok, olsa söyleyin. İyi. Ama şişmiş gözler gerçekten. Şu fön çalıştırayım da ben. Yakıştı vallahi. Allah nazarlardan saklasın. Film artisti gibi oldun ha. Değil mi kız Şeyda? Oldun vallahi. oldun. Kız o nasıl makyajdı be? Kız değil mi? İyi mi nasıl geliyorsun? Ne yaptın? Ya tamam be, tamam. Tamam hadi gülmeyin, ayıp. Gülmeyin. Ayıp ya. Ne fenasın ha. Hadi ben odama gidiyorum. Bir çocukları hazırlayayım, ben de bir elbisemi giyeyim artık. Yok anam, bir yere gitmek yok. Burada giyineceğim, burada hazırlanacağım. İyi tabii, nasıl giyineceğim burada? Elbisem odada Ceyda. Elbisen odanda değil. Babalığın diktiği elbiseyi giyeceksin sen, ama biz şimdi ütüye verdik onu. Ama ben giyemem o elbiseyi, biliyorsun neden. Ya sen merak etme, hallettim ben onu. Neyi hallettin? Hadi bakayım. Ya bu kadar çok soru sorma ya. Geç işte, hallettim. Ya iyi de soracağım tabii ki yani. Şimdi ben merak ediyorum o elbiseyi nasıl giyeceğimi. Aa, yani giyemem ki onu. Olur. Biliyorsun neden. Şimdi konuşmayın beni şunun yanında. Ben gidiyorum. Odaya girmeden kapıyı çal, tamam? Ha, çalarım.
bana bak. Sen bazen çok konuşuyorsun ha. Gelibekli çok konuşuyorsun yani. Biliyorsunuz şeyimi. Ya sen bana bir güven. Aa. O ne? Soyun. Ne? Soyun. Alo Jale. Ha yengeciğim merhaba. Oraya gitti mi diye soracaktım ben. Hani o kadının evine. Gittim Jale'cim, gittim. Kime bakmıştınız? Bahar Hanım'a bakmıştım. He, annem evde yok. Teyzem ameliyat oldu da ona refakatçi kalacak bu gece. Geçmiş olsun. Sağ olun. Siz? Ben... Hatice ben. Eski bir tanıdığıyım da... burada oturduğunu öğrendim. Şansıma bir uğrayayım dedim. Ne zaman gelir? Yarın öğleden sonra anca gelir herhalde. İsterseniz siz numaranızı bırakın. Ben annem gelince sizi aratırım. Yok, ben tekrar uğrarım. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Yarın yine uğrayacağım. Peki sence o kız mı? Yani Bahar'ın kardeşi? Bilmem ki. Olabilir. Neyse bunu yarın konuşuruz. Hadi öptüm seni. İyi geceler. Senin böyle. Yemek de yemedin. Getireyim mi sana bir şeyler? İstemiyorum. Sezai Bey'in verdiği ilaçlar mı ağır geldi acaba? Hı? Tatlı olduğun insan. Aman. Tamam. Buruk. Aman. Buruk yapmayın da, ama. Burada. Tamam. Pişt. Arif abi. Ne? Çok yakışıklı olmuşsun. Evet Arif abi çok yakışıklı olmuşsun. Çok teşekkür ediyorum. Gelin bir öpeyim ya. Kız sen de çok güzel olmuşsun. Prensesler gibi. Nurukçum, sen de artist gibi olmuşsun lan. Bu ne yakışıklılık? Arif abi biliyor musun? Bizim odamızda küvet var. Bir de minicik buzdolabı var. Evet, şampuan hediye ettiler bize. Bir de sabun hediye etmişler. Köpük banyosu yaptık. İçinde çok güzel köpüklerle oynadık. Evet, çok eğlenceliydi.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Yattığımız yerden televizyon seyrettik. Annem çikolata getirdi bize. Ne güzel keyfini çıkar çıkar. Hoş olmuşsun. Yok canım. Senin yanındaysam hem okunmaz. Gidelim mi? Hayır, gidelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abla boyadı annemin her yerini. Filmlerde makyaj yapan bir tane abla tanıyormuş Şeyda abla. O boyayı aldı annemi. Annem işte. Çok iyi olmuş, çok iyi olmuş, çok iyi akşamlar. İyi akşamlar. Peki şey nasıl, alıştınız mı mahalleye? Alıştım alıştım ya. Bir arabamı park edecek bir yer bulamıyorum bazen. Bazen de böyle yürüdüğüm yere dikkat etmem lazım. Olmadık şeylere bakıyorum. Canım kaşım bu kadar ya. İşe düşüyor. Rezim yapma Allah aşkına. Gözünü seveyim. Sohbet ediyorlar sadece. Şimdi o sen bir çok kibar bir adam biliyorsun. O yüzden böyle yapayım. Mani. Senin tuzun kuru. Tamam Yeliz bir şey söylemeyecek. Zade Hanım da üzülmeyecek. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Hı?
Pelin yapma böyle şeyler, rica ediyorum. Ümran, sen emin misin bu suratındakinin moda olduğundan? Evet Hikmet'im, bu son moda makyaj. Biraz dursun, gözün alışır. Ya nasıl bir moda bu ya? Git sil Allah aşkına. Bozma karının moralini. Herhalde güzeldir benim kızım. Yaşa be babam. Keltoş'um, sen de öyle anlamadığın her şeyi karışma. Kızlar bayıldılar. Boynunu çok çevirme. Tutulur. Değerli konuklar, iyi akşamlar. Bu mutlu gecede her iki aileye de hoş geldiniz diyorum. Nikah akdine başlıyorum. Sayın Ceyda Karataş, Peyami Korkmaz Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Karataş hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Ayrılık gelip çatsa seninle paylaştım.
yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel, bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri onlar bile. Beklenmedik bir anda ayrılık geleceğiz. Sen ablamdansa mı kaldı? Tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık Yeliz Hanım, gelip çatsa, seninle dans etmek ister misiniz? Ay, tabii tabii. Çok severim ben dans etmeyi. Her şey seninle güzel, duyduğum bu ses bile. Yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel, bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri onlar bile. Şeydan'ın kız kardeşi bak orada yapayalnız oturuyor. Koş dansa kaldır onu. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştım tek bir gün yeter bana. Anne! Anne!
Ne diyorsun anlamıyorum anne. Annesi sen ölmedin. Sen bir şey yapalım gördün. Bu mümkün değil anne. Sadece sinirlerin bozuk senin. Onu görmüş olamazsın. Anne Serp'i gördüm diyorum sana. Serp yaşıyor. Ben ablama söylemek istedim. Ama o benimle konuşmak istemedi. Beni birileri kaçırdı, bir yere kapattı gözlerimi bağlayıp. Anne çok korkuyorum. Kızım ağlama annem. Anne gel. Gel kızım, gel içeri geç. Orada konuşalım. Hadi güzel kızım benim. Hadi annem, hadi canım. Ne olur. Canım kızım benim. Canım kızım. Gel anneciğim gel. Çok korkuyorum. Geç içeri şöyle. Gel annem bir otur. Otur anneciğim benim. Gel annem şöyle. Gel kuzum benim. Gel. Ben şöyle sana su getireceğim. Tamam annem benim. Tamam anneciğim, hiçbir yere gitmiyorum. Bak buradayım, yanındayım. Derin derin nefes al anne. Ya anneni öldüreceğiz ya babanı öldüreceğiz diye tehdit ettiler beni. Sizi izlettiler bana. Peşinize kameralı adamlar taktılar. Bizi takip ediyorlar. Ben su getireyim sana. Al annem iç. Ya sen bana inanmıyor musun? İnanmıyor musun? İnanmıyor musun? Kızım inanmaz olur muyum hiç? Ne dediysen inanıyorum ben sana annem. Hayır inanmıyorsun sen bana. Ama ben doğruyu söylüyorum tamam mı? İstersen bak onu Mahir abiye de sorabilirsin tamam mı? O da gördü. Git ona sor hatta tamam mı? Hatta ben sana onun fotoğrafını atacağım. Serp'in fotoğrafını atacağım sana. Sen bunu Mahir abiye göstereceksin tamam mı? Diyeceksin ki bu adamı burada gördün mü? Şirin bu adamı burada gördün mü diye soracaksın tamam mı? Soracaksın ona. Kızım! Nerede telefonun? Orada. Al git sor hadi. Hadi. Tamam kızım bak sana söz veriyorum. Yarın ilk işim hemen Mahir'e gitmek olacak. Hemen ona soracağım. Tamam. Ya yarın falan değil şimdi gidip sor. Mahir abi zaten çok geç saatlere kadar bazen kalıyor. Hadi hatta beraber gidelim yürü. Tamam kızım ben bir tuvalete gireyim. Ondan sonra birlikte çıkarız olur mu? Bak hemen dönüyorum. Hemen. Alo, Sezai Bey. Ben Hatice, Şirin Sarı Kadın'ın annesiyim. Kusura bakmayın sizi rahatsız ediyorum saatte ama... Şirin'in durumu çok kötü. Saçma sapan şeyler söylemeye başladı. Galiba hayal görmeye başladı. Çok korkuyorum. Anne! Hadisene ya! Tamam, geliyorum kızım. Hı? Peki. Ben sizi daha sonra ararım. Teşekkür ederim, sağ olun. Geldim kızım, geldim. Tamam anneciğim, çıktım. Çıktım. Hadi gidelim. Acele et. Tamam anne. Anahtarı al kızım. Burada. Tamam, geldim.
geliyor. Tamam kızım, geliyorum. Ya tamam, hızlı ol yürü. Anne, kapanacak hadi. Şirincim bak, Mahir kapamış dükkanı. Ben sana dedim yarın sabah konuşuruz diye. Hah anne. Ay belki içeridedir. Mahir abi. Mahir abi. Şirin. Kızım. İçeride misin? Ya! Anne niye inanmıyorsun bana ya? Niye inanmıyorsun bana? Doğruyu söylüyorum. Beni kaçırdılar diyorum sana. Gözlerimi kapattılar. Hiç bilmediğim yerine götürdüler. Tamam kızım, inanıyorum ben sana. Gel anneciğim, gel. Ama bak şimdi sen çok yorgunsun. Eve gidelim, bir güzel uyu. Sabah kalk erkenden, bana her şeyi sakin sakin baştan anlat. Olur mu annem? Ya bu ne, helak etme kendini annem benim. Ya beni niye anlamıyorsun sen? Beni niye anlamıyorsun ya? Sizi takip ettiler diyorum. Kamerayla sizi takip ettiler. Babamla konuştular babam. Babam kumaşçıya girdi. Onunla konuştular. Hatta seninle de konuştular. Adam sana adres sordu. Sen ayağa kalktın, ona adresi tarif ettin. O sırada kepçe kamyona balon söküyordu. Sen korktun, sıçradın. Anne. Anne. Pardon hanımefendi. Metro durağını arıyorum ama. Beyefendi, metro durağı buraya 5 dakika mesafede. Şuradan karşıya geçeceksiniz, sağdan aşağı doğru yürüyeceksiniz. Teşekkür ederim, iyi günler. Rica ederim, iyi günler. Anne ne oluyorsun, inan bana. Sarp yaşıyor. Sarp.